yaradığı noktaları da artık bir detaylandıralım mı? Tabii. Çünkü ameliyata e, gerek duyuldu diye. Evet. Olması Kişi, gerekiyor. Bizim önümüze geldi ve ameliyat olmasına karar verildikten sonra seçenekleri var. Çeşitli ameliyat seçenekleri mevcut obeste cerrahisinde. Bunlar temel olarak ikiye ayrılıyor. Bunlar mide hacmini kısıtlayan ve gıda elmenini azaltan ameliyatlardır. Hı hı. Mide hacmini kısıtlayan ameliyatların en bilineni, sık uygulananı ve halk önünde şu an popüler olanı mide küçültme ameliyatı. Buna tüp mide ameliyatı ya da yurt dışındaki adıyla sleeve gastrektomi de denilmekte. Hepsi aynı şeyi tarif ediyor. Bunu kabaca tarif etmek gerekirse midenin %80'lik bir bölümü çıkartılarak küçültülmekte. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mide hacmi 2,5 litre olarak düşünürseniz 2,5 litrelik bir meşrubat şişesinden neredeyse bir çay bardağı hacmine indirilmekte ameliyat sonrasında. Bunun etkisi de 2,5 litrelik bir meşrubat şişesine ne kadar zor ve geç doldurursanız bir çay bardağını o kadar kolay dolduruyorsunuz. Dolayısıyla erken doyma sağlıyor. Ayrıca hormonal mekanizması da ameliyatın midenin kubbe kısmından salgılanan açlık hormonu da ameliyatla ortadan kaldırıldığı için uzun dönemde hastalar açlık hissetmiyorlar. Bu da kilo kaybına olumlu bir etki oluyor. Evet. Çok da kısa bir sürede ilk dönemler özellikle değil mi? İlk çok 6 da... ay kesinlikle açlık duygusu olmuyor ama Ve e, çok da güzel kilo verilebiliyor Tabii, değil zaten mi? Zaten ideal kiloya ulaştırma süresi ameliyatın ilk 6 aylık sürecidir. 6 aydan sonrası... Bunu mümkün olduğu kadar korumak için uğraşılır. Bu da e, zorlu diyetlerle vesaire olmuyor. Ama diyetisyenimiz var, ekibimizde yardımcı oluyor. Uzun süre takibimizi gerçekleştiriyoruz. Ekibimizde psikologumuz ve kişisel antrenörümüz de var. Biz ameliyatla başlayan süreci uzun sürede zinde ve zayıf kalsınlar diye insanla uğraşmaktayız. Şimdi e, ikinci kısım ameliyatlar örnek vermemiz gerekirse, evet. gıda emilimini azaltan ameliyatlarda mide bypassları denilmekte. Bypass bir bölümün pas geçirilmesi demek. <laughs> Bunda da şöyle örnek verelim. Yaklaşık 4 metrelik ince bağırsak olduğunu farz edersek insanlarda bu 4 metrelik ince bağırsağın yarısı mideye getirilerek dikiliyor. Böylelikle gıdaların 2 metrelik bağırsak kısmını pas geçmesi sağlanıyor. Sonuç olarak yenilen gıdaların yarısının kalorisi emilmeden atılıyor. Evet. Burada herhangi bir bağırsağın çıkartılması müdahalesi söz konusu değil. Kalan bağırsak, pas geçilen bağırsak kısmına sindirim enzimleri yani safra ve pankreas enzimleri akmakta. O bölgede aktif olarak çalışmakta. Sadece yönü değiştirilmekte bunun. Böylelikle emilmeden gıdaların %50'si atılmakta. Fakat şunu vurgulamak isterim. Bu ameliyatlardan sonra da insanların yüksek kalorili beslenmekten vazgeçmesi lazım. Yani %50'sini kalorinin almıyorum diye fazla kalorili beslenirlerse zayıflama süreçleri olumsuz etkilenecektir. Her ameliyatın, her prosedürün Su suistimal açık olduğunu vurgulamakta fayda var. Benden şu örneği hastalarım sık duyarlar. Maalesef dondurmaların üzerine sıkılan çikolata şurubunu içerek tüketen hastalarımız var. Bu kişilere nasıl bir müdahale yaparsanız yapın bunlar tekrar kilo alacaklardır. Yani altına özellikle çiziyorum. Gereken kişilerde ameliyat herkeste herkes de ilk seçenek değildir. Herkes bir şekilde zayıflasın. Mümkünse diyet egzersizle. Gereken kişilerde zayıflayacaklarsa ameliyatta ...zayıfladıktan sonra mümkünse bunu korumak için uğraşmaları lazım. Evet. Hepimizde birazcık obezlik var öyleyse. Siz anlatırken tutamadım kendimi, güldüm. Bende de bir çikolata hastalığı var. Ve ben de kavanoz kavanoz nutellalar tüketiyorum. Ne Yasaklar şimdi? insana cazip geliyor. Öncelikle yasak koymamak lazım ama... ...mümkün olduğu kadar bunu azaltmak lazım. Dediğim gibi fiziksel aktivitemize... Mümkünse sadece yürüyüşle bile olsa günlük hayat haline getirirsek bu bize sağlıklı yaşam olarak geri dönecektir.